Buranın ışığı nasıl yanıyordu ya? Dur bakayım. Yanıyor mu yanmıyor mu? Ay koyayım. Nereden yanıyor? Öğrenemedim ki hala bu evin ışığı. Spor Toto Basketbol Ligi'nin 14. hafta. Yok zaten yakmaya da gerek yok. Yaktığım zaman sorun oluyor kodum bir yerde. Hepinize merhaba. Günün ikinci yayınında. Neler yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bakayım. Bu ne ya? Ya arkadaş şu iplerden kurtulamadım ya. Nasıl bir şey lan bu? Arkadaş bağlıyorum. Kodumun şeyini. İlla buradan görünüyor yine. Ne yaparsam yapayım. Şu tişörtün altından bir yerinden çıkıyor. Neyse bakayım. Neler yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Salama benziyorsun diyor. Sağ ol bak. Şu ayarlarımı falan bir yapayım. Ondan sonracığıma. Hadi bakalım. Twitch yayını 8'de mi? Evet, Twitch yayını 8'de. Artık saat 8'de yapıyoruz yayınları. Bildiğiniz gibi. Saat tam 8'de başlatıyoruz yayınları. Aklınızda olsun. Öyle 9'da 10'da falan değil. Yoksa o zaman uykum gelir. Yani esnemeye başlıyorum saat 10'da falan. Yaşlı adamım oğlum ben ne yapayım öyle çocuk muyum amına kalkıp 11-12'lerde yayın açıyorlar. Nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Açtım bir iki kere de uykum geliyor kardeşim. Morom al yine göründü al çıktı yine illa çıkacak şu kenara bilmem ne al. Nedir arkadaş bu ya? Şunu içime sokayım bari dur ne yapayım ya keseyim mi onu anlamadım ki şöyle içime soktum ha. Ses yok diyorlar. Nerede ses yok? Duymuyor musun beni? Beni duymuyor musun güzel? Twitch'te ne oynayacaksın? Bilmiyorum ne oynayacağım. Yani bilmiyorum. The Walking Dead'i bitireceğiz. 3 tane bölüm kaldı. 3 bölüm sonra biteceğiz. Evet sıkıldım. Ama The Walking Dead'in bu 3 bölümünü bitirelim. Ondan sonracığıma bitirelim yani. Kodumun şeyini başlamışız. Bitsin gitsin aradan çıksın. Eşek gibi yayın yapıyoruz. YouTube'a bu arada The Evil Within'in şeylerini atmadım. Videosunu falan filanını atmadım. Ondan sonracığıma. Atarız onları da yaparız. Bu arada Twitch'ten şey muhabbetini çözdüm. Twitch'ten export ederken highlight yapmak gerekiyormuş. Highlight yaparsanız eğer YouTube'a atarsanız sorun olmuyormuş. Highlight yapmadan direkt export ederseniz Twitch'ten bundan sonra şöyle bir şey yapacağım. Bilgisayara atmayacağım. Çektiğim şeyleri, videoları direkt Twitch'ten sallayacağım. En doğrusu o diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten daha kolay oluyor. İnan aldım sası. İyi bakalım inan. Şu kodumun buluşmasını yap artık. Ya ne buluşması ya? Buluşup ne yapacağım? Max Payne niye oynamıyorsun? Ara yayınlarda efsaneyi unutma. Ya ara yayın falan da şimdi bugün şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi ben bugün su aldım. Sucu sağ olsun bana sucuya 100 lira verdim. Söyledim de bunu telefonda. Her zaman olduğu gibi kapıya geldi. Bana denmemişti dedi. Her zaman bir iletişimsizlik. İletişim çağında iletişimsizlik. 3 tane su aldım. Ondan sonracığıma 100 lira vereceğimi söyledim. 100 lira verdim. Eyvallah. Fakat sağ olsun beyefendi tabii ki her seferinde yine iletişim çağında iletişimsizlik yaşandığı için yani o kadar WhatsApp, o kadar YouTube, o kadar YouTube diyorum, o kadar işte ne derler Gmail, mail falan bilmem ne varken insanlar SMS yani birebir konuşma herhangi bir şey varken iletişim çağında iletişimsizlik yaşanıyor. Hakikaten şaka gibi. Yani insanlar iletişime geçemiyorlar. İletişim içinde değiller. Kodumun yerinde. Sonracığıma böyle moron moron şeyler. Damacana temiz mi diyor. Evet ya damacanada azıcık su kaldı. Dur onu da dökeyim şuna da. Yani böyle moron moron işler beni buluyor yani. Sonracığıma ne oldu biliyor musunuz? Adam dedi ki ya ben dedi tamam o zaman dedi ben yarım saat bir saat sonra getiririm o zaman dedi 100 liranın üzerine. Eyvallah dedim yarım saat bir saat sonra şöyle bir kafayı koydum bir dinleneyim dedim hani yatayım da biraz uyuyayım. Böyle bir saat falan hadi gelene kadar bir kestireyim dedim sonra da yayın açarım dedim. Allah Allah kafayı bir koydum öğlen saat 2'de bir kalktım saat olmuş 5. Vallahi evde bir şey çalmadı kapı çalmadı hem güvenlik çalar. Hem evin kapısı çalar. Hiçbiri çalmadı. Adam yok. Ben de aradım sordum ki dedim ya ne olacak bize gelecek falan filan. Neyse işte getirdi yani sonuçta.
Ama yani böyle salak gibi uğraştırdı yani. Hani bilseydim açıkçası şey yapmazdım. Ne derler? Bilseydim böyle damcıklık olacağını uğraşmazdım belki. Ondan sonucuma işte ondan sonucuma neden böyle oldu, niye böyle oldu, neden böyle oldu. Televizyon konusunda şunu söyleyeceğim. Burada şu anda televizyona ödediğim para şeyin içerisinde, aidatın içerisinde para o çok hoşuma gidiyor. 40 tane kanal var vallahi. Başka da bir para ödemiyorum. Çok güzel bir şey oldu yani. Büyük bardakları iki adam diyor. O Carrefour'dan aldım. Siz de alın 6 lira. İkili satılıyor 12 lira. Çok güzel valla. Evet evet merkezi sistem Sezgin. Yani şey var. Şurada kitapçı var zaten şeyin. Nasıl kullanılır falan bilmem ne diye. Burada böyle bir sürü böyle bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü ne nasıl kullanılır. Her şey yazıyor. Şurada şey var. Televizyon anlatılıyor. Seçeneklerin var. Mesela şu birinci seçenek, şuraya bakmayın. Şu şimdi birinci seçenek. Merkezi TV sistemi kullanım talimatı. Şimdi bendeki bu. Bendeki bu. Bu uç şu anda şeyde, televizyonun arkasında. Bu uçta, yani televizyonun tuner girişinde. Bu uçta şu anda duvara takılı. Bendeki bu. 200 tane kanal alıyor normalde ama televizyonum 40 kanal desteklediği için almıyor şu an. Sonra bu var. Bu dijital kablo yayını. Bu DigiTürk yayını için kablo. Bu D-Smart için. Bu da bu ne için lan? Türksat uydu için. Bu ne için? Bu da Hotbird uydu alıcıları için falan filan. Kısacası ne isterseniz onu kullanıyorsunuz falan. Ona göre şey yapıyor. Ama ben şu anda yani DigiTürk almama gerek yok. Fıstık gibi izliyorum valla televizyonu. Gayet güzel yani. Hani hiçbir sorunum yok yani. Gayet güzel fıstık gibi al sana televizyon. Daha ne yani? Adam boğuluyor. Allah Allah. Adamı bak şeye çıkarıyorlar. Gemiye çıkarıyorlar. Şu GTA 5'e mi başlayayım? Yok yok. Yok istemem. Bak GTA 5'e zaman harcayacağıma gittik. 15-16 saat, 20 saat Alien Isolation oynadık. Adam gibi oyun gördük değil mi? Bu arada bu akşam saat 20'de The Walking Dead bölüm 3'e devam edeceğiz. Aklınızda olsun. Evet var var. Twitch var bu akşam. Yarım saat sonra başlıyoruz. Ay benim ağrı lan. Yarım saat sonra başlıyoruz. Gemi reizi yapıştırmış oraya diyor. Vay buna. GTA 4 oynuyor o zaman bunaki diyor. Omegle'ye gelin gençler. Yayındayız diyor. Şimdi en uyuz olduğum insan tipisin. Yani bu ne demek şimdi ya? Yani ben senin kanalına gelip bunu diyor muyum? Neyse Beşiktaşlısın diye fazla bir şey demeyeceğim ama yani nefret ediyorum arkadaş. Benim kanalıma gelip reklamınızı yapmayın kardeşim. Ben yapmıyorum siz de yapmayın. Seni de banladım. En deli olduğum şey arkadaş yani benim kanalıma gelip de sakın chatte bilmem neyinizin reklamını yapmayın. Far Cry 4 oyna. Beşiktaş demişken Gomez ne sokuyor? Valla Gomez de sokuyor, Eto da sokuyor. Sokup duruyorlar da işte. Yani o kadar soktu. Fener'den bir puan öndeyiz yani. Hani o kadar güzel goller atıldı. O kadar güzel ligde bir sürü şeyler, hareketler yaptık. Bilmem ne yaptık. En süper futbol oynuyoruz. Fener'den bir puan öndeyiz. Sıçayım böyle işe yani. 15 puan önde olmamız lazım. Bir puan. Adamlar bir atıyor yatıyor, bir atıyor yatıyor, bir atıyor yatıyor. Yine öyle olacak. Yine şampiyon olacaklar. Bir atacaklar yatacaklar.
Kalecileri kurtarıyor, defansları kurtarıyor. Geçen sen de Galatasaray'dın. Defansları kurtarıyor. Defansın iyiyse kurtarıyorsun. Venezuela'lı hatunlar, Kolombiyalı hatunlar mı diyor. Allah bana kalırsa Yunan'la Macar hatunlar. Ovalıyorum alavalıyorum çıkmıyor diyor. Arlala. Bioshock 2 aldım da ne olmuş? Çok yavaş gelin biraz. Yavaş gelin. Yavaş yavaş gelin biraz. Yavaş gelin. Ben neye yetişeyim burada? Bir cümle görüyorum. Bioshock 2 aldım da birincisinden iyi mi? Hayır değil. Birincisi çok daha iyi. Birincisi en iyisi zaten. Sonra 3 geliyor, sonra 2 geliyor. Yavaşlatma yok. PC'de yavaşlatma yok. Yani keşke olsa, yavaşlatma olsa da. Saatin kaç para? 250 lira. Açlık oyunlarına gittin mi? Açlık oyunlarına gitmedim ya. Yok vallahi gitmedim açlık oyunlarına. Siz gittiniz mi açlık oyunlarına? Ne düşünüyorsunuz? Like'lar için teşekkürler bu arada. Like atıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Açlık oyunları hakkında bakayım. Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? Bakayım. Boş film gitme. Ben gittim ama çok acıktım. Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Yani ben Tolga'ya güvenemiyorum. Tolga benim gözümde iyi bir kaleci değil. Milli kaleci falan filan diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Evet, bazı kurtardığı yani goller var ama her kalecinin kurtarabileceği goller. Yani böyle hani ekstrem bir goller görmedim kurtardığı. Yani yani Tolga Beşiktaş'ın kalecisi değil yani benim gözümde, bilmiyorum. Yani bizim kalecimiz kim olmalı? Mırmiç olmalı. Bizim kalecimiz Cordoba olmalı. Bizim kalecimiz Şorumlu olmalı. Falan filan yani. Şimdi Tolga değil benim. Ben yani Beşiktaş'ın şeyi olsam, teknik direktörü olsam hayatta takımda oynatmam yani. Mondragon olmalı tabii. Yani şey olmalı. Ne derler? Boyka da değil. Boyka da kötü. Boyka'yı da beğenmedim ben. Beğenmedim abi Boyka'yı. Abuk subuk goller yemiş yani. Gördüm yediği golleri. Boktan boktan goller yiyor o da. Dengesiz yani o da. Beğenmedim. Bir tane Alman bir kaleci varmış Beşiktaş'ın, şimdi anlaşacağı galiba. İnşallah Beşiktaş hep Almanlardan gidiyor biliyorsunuz. Takım içinde şey de oluyor. Güzel konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Hepsi Almanca biliyor falan filan. Super Power 2 olsa diyor. Muslera tabii. Muslera falan olsa. Yoksa Beşiktaş'ın her şeyi çok iyi. Defans iyi, orta sahası iyi, şey iyi de işte kaleci kötü yani. Beşiktaş 50 tane atak yapıyor. Atamazsa karşı takım bir tane atak yapıyor. Tolga bir hata ediyor, gol yiyor. Hayda uğraş babam uğraş. Yani boşa kürek çekiyor gibi. Kalecin iyi olacak abi. Kalecin defanstan da iyi olacak, orta sahadan da iyi olacak, forvetten de iyi olacak anasını satayım. Game of Thrones'a başla. Game of Thrones da şey mi? Telltale Games'in mi? O da mı Telltale Games'in? 4 tane oyun mu var Telltale Games'in yaptığı? The Walking Dead, Back to the Future, The Wolf Among Us, bir de bu mu? 4 tane. 4 tane oyun var. 5 tane yok. Ospina olur mu? Beğenmedim Ospina'yı da. Alman bir tane var. O güzel. Ospina da Ospir gibi yani. Ben bu havada ırkayla üşüyorum. Sen tişört giyiyorsun. Ya sorun şu ki şimdi bu bina yeni bir bina ya. Bu binada merkezi ısıtma da var. Şimdi benim üstteki yakıyor, alttaki yakıyor, yandakiler yakıyor. Oranın ısısı geliyor. Bir de onlar hiç yakmasalar da bu binada her zaman sen petekleri kapatamıyorsun. Petekler her zaman yanıyor. Petek kapatma diye bir şey yok. Hani peteği kapayım, tasarruf ederim falan filan, öyle bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Petek kapanmıyor kardeşim. Kapatmaya yeri yok peteğin. Her zaman ikide yanıyor o petek. Her zaman bir ısı veriyor. Yerde de ısıtma var. Genel bazı alanlarında, yerlerinde falan filan. Borular var. Dolayısıyla yani şu an dışarıda bilmiyorum kaç derece. Öküz gibi kar yağıyor. Burası piştim ben burada yani. Ne yapacağımı şaşırdım. İçimde bir tane atlet var işte siyah. Şu an bak burada yandan göstereyim. Bak şimdi bu şey. Bak burada da var bir tane siyah var. Bunu çıkaracağım yani artık. O haldeyim yani. Piştim yani. Xbox One Slim çıkıyor, ne düşünüyorsun?
Vallahi isterse Xbox One Ultra, Super, Hiper, Jumbo çıksın. Xbox One bitti. Yani artık Xbox One bitti yani. Microsoft kaybetti yani. 2 yıl geçti, bittiler. Artık yani şey yapmanın alemi yok. Phil Spencer'ın zaten bir Sony sevdalısı olarak Microsoft'a girişini, Microsoft tarafına geçişini, Phil Spencer biliyorsunuz Sony'nin ünlü kel Avrupa-Amerika direktörüydü. PlayStation. Ondan sonra Jim'a. Geçişini ben şey olarak yorumluyorum. Aslında Microsoft'u batırmak olarak yorumluyorum. Bence bir ajan aslında Phil Spencer bildiğiniz. Microsoft onu satın aldı. Çok güzel geçti. Ama Microsoft'a geçtiğinden beridir kardeşim Microsoft adına abuk subuk şeyler söylemeye devam ediyor. Mesela 3 ay önce demişti ki, ben biliyorsunuz yakından takip eden biriyim oyun medyasını. 3 ay önce demişti ki içinde kırıntılar oluyor. 2 dakikaya dene abi please. Mikrodalgayı boşa çalıştırınca. Yok yapamam, olmaz. Alienware Reisner'de alacağım kaç para? Vallahi 6000 lira falan. 6000 lira. 2 saattir su içiyor. Vallahi içmeniz gerekiyor arkadaşlar. İçeceksiniz tabii ki yani. İçeceğiniz yani suyu. Selam Gökhan, iyiyim. Sağ ol. Ne olsun işte yani yılbaşı bilmem ne. Ailemin yanına gittim. Falan filan. Geri uyumluluk güzel de Xbox One'da bütün Xbox 360 oyunlarını geri uyumluluk oynamıyorsun ki. Oynayabildiğin en fazla 30 tane 40 tane oyun. Bütün oyunları oynayamıyorsun ki. Yani geri uyumluluk harekeli. Hepsine değil. Belli başlı bazı oyunlara var. Yavaş yavaş açıyorlar işte. Zaten ben hani Xbox 360 oyunu oynayacaksam Xbox One'ı niye aldım o zaman? Vırt vırt böyle habire Xbox 360 oyunu oynayacaksam ne anladım ben ondan ya. Tombosit Fister arttırmayın diyor. Fesattır arttırmayın diyor Dilara. Evet, içmezseniz ölürsünüz diyor. İçeceğiniz bol bol. Su için. Suyu buldunuz mu içeceğiniz kardeşim. Su zehirlenmesi olmayın ama salak gibi. Amerika'da yıllar önce bir tane abla vardı. Çocuğuna PlayStation 3 kazanayım diye. PlayStation 3'ün çıktığı gün. Kalkmış orada gitmiş 10 litre su içmiş. En çok suyu içen kazanıyor diye 20 dakika içinde. 10 kilo su içiyor karı. Oracıkta ölüyor kalıyor. Yığılıyor kalıyor. Su zehirlenmesi yaşıyor. Böyle. Bütün böyle şey içerisi içerisi falan böyle. Ürik asit bilmem ne asit. İçeride böyle birbirine karışıyor. Patlatıyor içeriden ne varsa. Ölüyor gidiyor. Evet. Yayının başından beri kaç dakika geçti? 20 dakika geçmedi. 2 litre içtik. Devam ediyoruz. Evet, üçüncü geliyor. Telltale Games oyunları, bunu dedikten sonra canlı yayında su zehirlenmesinden ölen adam. Bokish the Sıfı Sıdı. Türk şirketi olan ve Mountain Blade oyununu yapan Tale Worlds oyun şirketi hakkında ne düşünüyorsun? Tale Worlds oyun şirketi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yaptıkları oyun dünya çapında ses getirdi mi bilmiyorum. Yani belki de sadece bizim Türkler oynuyor. Hiçbir bilgim yok. Ben kılıç kalkan oyunları sevmem biliyorsunuz. PC'ye daha yeni yeni geçtim. Dolayısıyla pek bir şeyim yok PC ile alakalı. PC platformuna özel olan oyunlar hakkında böyle hani daha çok hani böyle mouse'la kılıç kalkanla dışarı oynanan oyunlar falan filan. Pek bir bilgim yok. Bilmiyorum yani. Gomez'i Real Madrid takip ediyormuş diyor. Vallahi arkadaş yani şurada yıllar sonra bir şampiyon olacağız. İnşallah. Adam gibi bir takımımız olmuş. Bugün de yok West Ham'ın yöneticileri gelmiş. Gökhan Töre'yi alıyorlar. Lan sen Gökhan Töre'yi alırsan biz ne yapacağız? West Ham biliyorsunuz şey, Bilic'in takımı. Bilic gelmiş. Yok biri geliyor oradan Mario Gomez'i almak istiyor. Mario Gomez'i de al, biz kimle gol atacağız? Mustafa Petlemek'le mi gol atayım? Arkadaş yani ne bu ya? Onu al bunu al. Nasıl biz şampiyon olacağız lan? Kiralık zaten Mario Gomez. Evet. Bedelsiz. Bedelsiz kiralık ama. Bedelli değil. O Dembaba'nın zaten ben kafasına sıçayım.
Sen kalk şurada ne güzel takımın var. Ne kadar güzel oyuncularla top oynuyorsun. Avrupa'nın dibindesin. Ülkene yakınsın. Güzelim bir şehirdesin. Dünyanın en güzel şehrindesin. Paranı alıyorsun. Yani sen Avrupa'da alamayacağın parayı alıyorsun. Sen ne kaşınıyorsun kalkıp elin Çinlerine gidiyorsun bilmem ne yapıyorsun yani. Ne oldu yani? Malikanede oturuyordun zaten. Yine malikanede oturuyorsun. Ne değişti anlamadım ki. Zaten Mercedes kullanıyordun. Yine Mercedes kullanıyorsun. Ne kullanıyorsun anlamadım. Nedir yani? Üstü nedir bunun? Yani şeyi çözemiyorum ben abi. Bu futbolcuların aldıkları paralar. Yani tamam yani. Hani serseriler iki top oynuyor. 10 milyon dolar para alıyor. Yani Türkiye'de milyonlarca vatandaşın 50 sene çalışıp alamayacağı paralar alıyorlar. Yani iki tane gol atıyor. 3 milyon oradan alıyor bir yılda. Yok oradan gidiyor. Maç başına 30 bin euro alıyor. Bilmem ne alıyor. 40 dakika maçta oynuyor. 50 bin euro para alıyor. Gidiyor. Oturduğu yerden bazen oynamıyor. Kulüp buna git diyor. Bu gitmiyor. Dün şeyi gördüm. Ama ne oldu şimdi biliyor musunuz? Futbol piyasası durma noktasına gelmiş. Futbolcu piyasası. Neden? Neden söyleyeyim bakayım. Millet maça gitmiyor. Millet maça gitmiyor. Niye gitmiyor? Çıktı ya şimdi bu Net Spor bilmem ne 4, Net Spor 4 biz hani izliyoruz ya internetten korsan yayın. Çoğumuz öyle izliyoruz. Ne gideyim maça da. Oturuyorum evimde tatlı tatlı çayımı, bisküvimi, çikolatamı alıp elim çükümde izliyorum yani. Fıstık gibi daha ne yani. Ne uğraşacağım abi maça gideceğim. Allah Allah. Ondan sonra yani çok çişin gelir benden demesi biliyor. Gelsin. Dil öğreniyorum. Tavsiyelerin nelerdir? Ne dili öğreniyorsun? İngilizce öğrenme. Almanca öğrenme. Fransızca öğrenme. İspanyolca öğrenme. Macarca öğren. Rusça öğren. Japonca öğren. Sonracıma ne bileyim böyle dilleri öğren. Çünkü İngilizce bilen çok. Almanca bilen, Fransızca bilen, İtalyanca bilen çok. Bunlar çok. İspanyolca bilen dolu. Ama Japonca bilen az. Rusça bilen az. Bu dilleri öğren. Bu dilleri bilirsen Macarca bilen az. Bu dilleri bilirsen öne çıkarsın. Arapça lazım artık. Arapça öğren. Lah 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 dolaş. Orama koma burama koma. Saat kaç oldu bu arada? Saat 20'de unutmuyorsunuz. Hemen kafamın üstünde Twitch.tv'de. Bakın burada link var kafamın üstünde. Mobilden tıklayanlar, mobilden bakanlar da bir zahmet bilsinler artık. twitch.tv Taksim ya da slash twitch.sasi Twitch sasi. Twitch sasi. Twitch kanalım. Dünya ünlü oyun yayın kanalında 2 aydır yayın yaptığım ve partner olduğum kanalımda geçen ay, bir ay önce her akşam düzenli olarak saat 8'de yayın açıyoruz. Yılbaşı dolayısıyla açamadım. Aklınızda olsun. Hepinizi bekliyorum. Just Cause 3 ve Skyrim göndereceğim. Yani Just gör, anlamadım. Kaçırdım o kısmı. Bilmem ne sana bot atıyor. Vallahi atarlar. Bilmiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Umurumda mı olur ya? Her akşam mı açıyordun? Evet saat 8'de 20'de. Saat 8'de tam 20'de. Bu arada şu Skyrim Game of Thrones Minecraft Story modu mu? Minecraft Story modu da Telltale James mi yapmış? The War of Mine oyna. Maden savaşları. The War of Mine. Bende yok abi. Olabilir Cem. Bakarız nedir? Ken Levine yeni oyun yapıyormuş da Bioshock 1'in yapımcısı. Bioshock 1, 2, 3'ün yapımcısı. Yeni oyun yapıyormuş. Yapsın bakalım. Ken Levine. Aynı zamanda şeyin de System Shock'un da yapımcısı. Falan filan. Buzdolabına bayağı etiket koymuştur. Ne kadar ne var orada?
Ya buzdolabında yani ne var söyleyeyim. Burada kapıya gelen şeyler. Evin kapısına geliyor. Ha bile birileri bir şey asıyor. Şimdi burası yeni bir site ya. 30 bin 40 bin insan yaşıyor ya burada. Şimdi tabii firmalar ufak ufak damlıyorlar yanımıza. Sitenin içinde bir alan var. Futbol sahası bir İnönü stadı kadar şey. Fener'in Galatasaray'ın stadı kadar. Bir sürü yüzlerce dükkan falan var şu an ama yarısından fazlası boş. %90'ı boş anasını satayım. %10'u dolu. İşte eczanesi var. Ne bileyim Carrefour'u var. Bilmem neyi var. Birkaç tane perdecisi var. Lahmacuncusu, dürümcüsü, dönercisi. Onlara bile gösteriyor. Mesela şimdi şu perdeci, şu taksi, şu sucu, pizzacı, eczane, bu ne? Şarküteri kasap, bu ne? Koltuk yıkama, bu ne? Dürüm evi, bu ne? Pasta kafe restoran, bu ne? Yıldız bilmem ne, güzellik bilmem nesi. Vallahi bunları yolladılar. Ben de hepsini astım vallahi. Ben bu zoruna seviyorum böyle lambur lumbur asmayı, takmayı, bir şeyler yapmayı. File var Carrefour'dan iyi diyor. Ya evde kalem yok biliyor musunuz? Gittim bugün kalem, kağıt şeyim var burada, defterim var. Not alacağım. Defter aldım kendime bir tane, şöyle bir defter. İçine not alacağım anasını satayım. Belirli şeyleri işte internette kayıt olduğum porno siteleri. Ne bileyim falan filan. İşte bot yapma siteleri falan YouTube'da. Şimdi bot satın aldım YouTube'dan biliyorsunuz 4 gün önce, 5 gün önce $15 verdim. Şimdi her ay 50 bin kişi abone olacak kanalıma. Bot var ya işte kendi kendime eğlendireceğim ondan sonra. Ondan sonra Cima bakacağız artık $15 verdim. Ne yapacağız şimdi bakalım. Bir yıla 10 milyon olur. Ondan sonra Cima YouTube'dan $30 para kazanıyorum zaten ayda. $30 her ay şeye basacağım. Bota basacağım onu. Ne varmış anlamadım bu kadar. Herkes yapıyor. Ben de yapayım. Ne olacak? Düşünsene 50 bin kişi var kanalda ama kendi kendinesi. Ne acı bir durum. Vallahi öyle gibiyim zaten. Kanalda 100 bin abone var. Şimdiye kadar 20 milyona yakın insan kanalı izlemiş. İstanbul'un nüfusu kadar insan. Ama işte şu anda bu yayını 140 kişi izliyor. Zaten botluyum. Kafadan botluyum yani. Zaten direkt bot yani. Benim kanallarım her bokum direkt bot. Yani. Bundan büyük kanıt mı var ya? Al şimdi Twitch'te yayın yapacağım. 15 dakika sonra yayın yapacağım. Gelen kişi sayısı 200. Botum abi. Söylüyorum kendim söylüyorum bot. Benden bir bot mu var? Just Cause 3'ü PC'ye nasıl yükledin? Bir açıklama. Şimdi Hilmi, Just Cause 3'ü nasıl yükledim? Yani Steam'den hediye etti bir arkadaşımız. İndirdim. Kura bastım, kurdu. Özel bir şey yapmadım yani Just Cause'u indirmek için. Sonra oynaya bastım. Oyunu oynadım. Yani özel bir şey yapmadım yani. Telife ne oldu? Oo dur telif yiyeceğiz değil mi daha YouTube'dan? Dur hemen dur. Hemen yiyek dur gel. Dur unuttum. Doğruya ya. YouTube'dan telif yiyeceğiz. Niye unutturuyorsunuz ya? Dur hadi bakayım. Evet. Demin bir arkadaşımız göndermişti. Dur bakayım. Telif. Ulan bulmam lazım. Onu hangi arkadaşımız söyledi demin? Şurada chatte biri. Biraz önce. Hah telife ne oldu dedi Cem. Dur. Hadi bakayım gelsin telif. Evet, yaşasın YouTube'dan bir videodan daha para kazanmıyorum. Woohoo! Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Twitch'te yayın yapacağım, unutturmayın.
YouTube'dan para kazanmıyoruz. Protesto ediyoruz. Her yayın telif yiyoruz. Abi fake hospital hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi fake hospital hakkında ne düşüneyim? Seviyorum fake hospital'ı. Güzel oluyor. Herif orada doktorum diyor. Salak karılar soyunuyor. Seks yapıyorlar. Sonra adam diyor ki ben diyor burada stajyerim diyor. Pardon diyor. Doktor gelecek birazdan diyor. Karı kalıyor böyle. Şu Max Payne'i akşam oynasana Allah aşkına diyor. Vallahi ne bileyim ya. Saat kaç oldu? 10 dakika var. Bir ay önce Japonca öğrenmeye başladım. Kolayca öğrenmem için tavsiye verir misin? Aa, Japonca ya herhangi bir dili en rahat öğrenebilmeniz gereken şey bence karikatürlerdir. Önce karikatürlerden başlayın. Yani benim kafamda o. Kadir'den 1000 bar geldi. Teşekkür ederim Kadir. Oo 1000 bar daha geldi. Teşekkür ederim Kadir. Desteğin için bakayım. Yeter bana içme şu suyu diyor. Tamam içmiyorum hadi bakayım. 5000 bar olursa suyu bırakacağım. Kadir. Oo Kadir gidiyor valla. Kadir gidiyor. Kadir teşekkür ederim desteğin için. Bugünkü ikinci yayınımızın son dakikalarında yardırarak number one oldum bakayım. Saat kaç oldu? 16.50 oldu. 5 dakika daha buradayız. Ondan sonra 16.55 ile 16'sı lan? 18.30 saat ha. Oğlum ne oluyor ya? Kör oldum yemin ederim. 19.50. 19.55 ile 20 arasında şey yapacağız. Twitch yayını yapacağız. Aklınızda olsun. Hemen kafamın üstünde. Kadir teşekkür ederim tekrardan desteğin için. Number one'sın bakayım. Fake serisini seviyor mu? Fake taksi de güzel. Fake hospital güzel. Fake ne vardı? Başka bir şeyler daha vardı. İstanbul'da bir tane manyağın biri gitmişti arabasına. Fake taksi diye oraya şey koymuş. Yazmış. Böyle sticker yapıştırmış kodumunu. Biri de onun resmini çekmiş. Bütün internette millet şey ne salak bizim millet ya. Hemen fake taksi İstanbul'a geldi. Ben de şimdi arabamın plakasının tam ortasına Brothers yazsam beni Johnny Sins zanneden olur ha. Şu saçımla şu tiple bana Johnny Sins diyen bile olur. Aa Johnny Sins geldi falan diye böyle resmimi çeken falan olur ya şaka gibi yani. Her boku yiyoruz arkadaş. Her boka sazan gibi atlayıp oto boku yiyen bir milletiz ya. Şurada Sony'ye gitmiştim de bana hediye etmişlerdi. Ümraniye'deki Sony binasında. Orada toplantıya falan gitmiştim, çağrılmıştım, görüşmüştük bir şeyler. Ondan sonracığıma işte bana birkaç hediye falan verdiler oradan. Mavi renkli tişört biliyorsunuz benim Sony tişörtüm. PS Vita görmüşsünüzdür daha önce. Hatırlayan vardır. Ha onu verdiler. Şeyi verdiler, gözlük verdiler. PlayStation gözlüğü var ya bende onu verdiler falan böyle. Şurama gittim bir PlayStation şeyi taktım böyle bir PlayStation Vita diye. Ertesi gün yayında onunla çıktım. İşte ben biliyordum zaten bu ostası Sony çalışanı. Sinirim asabım bozuldu ya. Bir boku beceremiyorsunuz yani. Macaristan'a ne diyor? Vallahi bakacağız. Fake school mu? Fake school mu var? Fake school ne la? Subliminal mesaj versene. Vereyim. İlluminati. Neyse sıkıldım. Ben Twitch yayını açmaya gidiyorum. Tamam mı?
Bekliyorum hepinizi. Asiktir. 6 dakika kalmış. 6 dakika sonra twitch.tv/twitchsasi. twitch.tv/twitchsasi. Telefondan girenler. Android, iOS. Neydi lan o? Bir de Windows. Herhangi bir şey. Hemen girin Twitch programını indirin. TWITCH. Hemen oradan yazın aramaya twitchsasi. Kanalımı bulun. Tıklayın. Chat'e gelin. Hepinizi bekliyoruz. Yayına. 10 dakika da sürebilir yani. Vallahi ne yapalım yani? Osuralım mı yani? İsterseniz osuralım yani. Ne yapalım? İyi hadi bakayım. Ben şu yayını hazırlayayım. Geliyorum bakayım.